Arkadaşlar 12. sınıfın Milli Eğitim kitabında 22. sayfadaki sorularla devam ediyoruz. Şu tepkime yaklaştıralım. Klorun yükseltgenme basamağı artı 5, kükürdün yükseltgenme basamağı artı 4, klor eksi 1'e indirgenmiş ve kükürt ise artı 6'ya yükseltgenmiş. Klor artı 5'ten eksi 1'e 6 elektron alarak indirgenmiş. Kükürt ise artı 4'ten artı 6'ya 2 elektron vererek yükseltgenmiş. 6 elektron ile 2 elektronu birbirine eşitleyebilmek için şurayı 3 ile çarpacağım. Kükürdün önüne 3, yine buradakinin ise önüne 3 koyuyoruz. Elektron alışverişleri tamam. Okların uçları tamamlandı. En sonda ise suyun katsayısıyla devam edeceğiz. Bu tarafta 6 tane hidrojen var. Yine burada da 6 tane hidrojen olsun diye 3 ile çarpıyoruz. En son oksijen sayıyorum. 3 3 kere 2 6. 3 tane de burada var. 3 kere 4 12. Tepkimemiz denkleştirmiş durumda arkadaşlar. Yine aynı şekilde şu aşağıdaki tepkimeyi de çözelim. Nitrat azotu artı 5. Çinko ise elemental halde olduğu için 0 yükseltgenme basamağına sahip. Çinkattaki çinko artı 2. Amonyaktaki azot ise eksi 3 yükseltgenme basamağına sahip. Çinko 0'dan artı 2'ye 2 elektron vererek yükseltgenmiş. Azot ise artı 5'ten eksi 3'e 8 elektron alarak indirgenmiş arkadaşlar. 8 ile 2'yi yine 8'de eşitleyebilmek için burayı 4 ile çarpacağız. 4. Yine buraya da 4. Arkadaşlar şöyle bir bakalım. Çinkolar eşit. Burada bir sodyum görüyorum. 8 tane sodyum var. Ancak sodyumun biri burada. O halde buradaki sodyumun önüne 7 yazmalıyız. Hidrojen için baktığımız zaman da en son 7 tane burada hidrojen var. 7'nin 3'ü burada, geriye kaldı 4. 4 tane hidrojen olabilmesi için şunun önünü 2 ile çarpalım. Doğru denkleştirdik mi diye bakıyoruz. Oksijen sayacağız. 3 tane burada var. 7 tane burada var. Üründe ise 4 kere 2'den 8 artı 2 tane de burada var. Tepkimemiz arkadaşlar denkleştirilmiş durumda.